Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit yayınlarının kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere karma dil bilgisi ile ilgili 10. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış anlamda sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır demiş. Ahenkli bir dille anlatılan masallar sadece küçüklerin değil, büyüklerin de dikkatini çeker. Arkadaşlar burada herhangi bir yanlış anlamda sözcük kullanımı yok. Bunu elemiş oluruz. 923 sayısı sadece kendisine ve 1'e bölünür. Başka hiçbir sayıya bölünmez. Bakın burada da herhangi bir yanlış anlamda sözcük kullanımı yok. Bunu da elemiş oluruz. Antrenmanda sakatlanan futbolcunun Real Madrid maçında oynayacağı kesin değil. Arkadaşlar burada da herhangi bir yanlış anlamda sözcük kullanımı yok. Bunu da elemiş oluruz. Arabamın sık sık hararet yapmasının sebebini öğrenmek için bugün onu servise götüreceğim ifadesinde burada da herhangi bir yanlış anlamda sözcük kullanımı yok. Bunu da elemiş oluruz. Bayram etkinliğine öğrenci sayısı kalabalık olan okullardan yeterli katılım olmadı cümlesinde. Bakın arkadaşlar burada kalabalık sözcüğünün yanlış anlamda kullanıldığını görüyoruz. Bunun yerine bizim fazla kelimesini getirmemiz lazım. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu cümlede geçen kimi ekler için aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? A eki yönelme durum ekidir. Bildiğiniz gibi arkadaşlar yönelme hal eki isimlere gelir. Bakın Trabzon'a ifadesinde buradaki A nedir? Bu yönelme hal ekidir. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. D eki zaman anlamında kullanılmış kalma durum ekidir diyor. Trabzon'a indiğimizde yoğun bir nemle ve bulutsuz, bol güneşli bir havayla karşılaşmamız. Bakın ne zaman karşılaşmamız? Trabzon'a indiğimizde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burası nedir? Zaman zarfıdır. Aynı şekilde buradaki D de bulunma hal eki olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Sız eki isimden isim yapım ekidir demiş. Bakın bulutsuz ifadesinde bulut isimdir. Buluttan bulutsuz olmuş. Sızsız eki burada isimden isim yapım eki görevinde kullanılmıştır. C de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Eki aitlik bildirdiği için iyilik ekidir demiş. Bu nerede arkadaşlar? Bakın bu ekte gezi arkadaşım ifadesinde görüyoruz. Ne arkadaşı? Gezi arkadaşı. Burası belirtisiz isim tamlamasıdır. O yüzden eki de iyilik yani diğer adıyla aitlik eki olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ifade de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Tığ direk kipidir demiş. Bakın şaşırtmak fiiline bakıyoruz. Şaşırtmak nedir arkadaşlar? Fiildir. Buradaki tığ ise görülen geçmiş zaman kipekidir. Dolayısıyla bu dilek kipi değil arkadaşlar. Haber kipidir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçadaki kimi sözcükler için aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Bir iki sözcü önüne geldiği somut adı belirsizlik yoluyla etkilediği için belgisi sıfattır. Bakın arkadaşlar bir iki sözcüğünü burada görüyoruz. Martı nedir? İsimdir ve martı 5 duyu organına hitap ettiği için somut isimdir. Kaç martı? 1 2 martı. Net olarak belli mi? Değil. Kaç tane olduğu belli değil. Ve ismi belirtmiş. O yüzden bu nedir? Belgisi sıfattır. Görmüş olduğunuz gibi A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Sıcak sözcü bir adın yerine geçtiği için adlaşmıştır. Yani adlaşmış sıfat olmuştur diyor. Bakalım sıcak çatıları eriterek yüzlerden kaydı cümlesinde sıcak havadır arkadaşlar bu. Bakın nitelik bildiren sözcük ismin yerine yani hava sözcüğünün yerine geçtiği için burası nedir? Adlaşmış sıfat olarak karşımıza çıkar. O yüzden B seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Can sözcüğü
önüne geldiği adın anlamca tamamlayıcısı olduğu için tamlayan görevindedir. Bakalım, John Smith'leri demiş arkadaşlar. John Smith'leri, birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burası belirtisiz isim tamlamasıdır. Aynı zamanda John sözcüğü de dikkat edecek olursanız burada nedir? Tamlayan görevindedir. O yüzden C seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bunaltı sözcüğü nesne aldığında geçişlidir demiş. Bakalım, bunaltı. Bunaltı yüklem. Bunaltan ne? Ter, özne. Kimi bunalttı? Herkesi. Bakın bu nedir arkadaşlar? Belirtili nesnedir. Görmüş olduğunuz gibi bunaltı sözcüğü nesne almış ve o yüzden de geçişli olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bile sözcüğü iki sözcüğü birbirine bağladığı için ilgeçtir demiş. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bile sözcüğü bağlaçtır. Edat değildir arkadaşlar. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birincisi, tür adını nitelemiştir. Sahil kasabası demiş. Arkadaşlar bu dursun. İkincisi, kökü yönüyle addır. Yaşamamışsanız ifadesinde kelimenin kökü yaştır. Yaş burada nedir arkadaşlar? İsim köküdür. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Üçüncüsü ilgeçtir. Bakın değil sözcüğü nedir arkadaşlar? Edattır. Yani ilgeçtir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncüsü aşırılık bildiren ek almıştır. Siz binlerce sanabilirsiniz ifadesinde. Bin zaten çoğuldur. Bakın buradaki larler eki nedir arkadaşlar? Çoğul ekidir. Çokluk bildiren bir ifadeye eklendiği için abartma, aşırılık anlamı katmış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşincisi çatı değişikliğine uğramıştır diyor. Bakın sıçratır ifadesinde şuradaki T'yi kaldırırım. O zaman ne olur arkadaşlar? Burası sıçrar olur. Onu sıçrar anlamsız. Onu sıçratır desem anlamlı olduğunu görüyoruz. Eki eklediğimizde. Dolayısıyla bu geçişsiz bir fiili geçişli hale getirdiği için nedir arkadaşlar? Oldurgan bir fiildir. O yüzden çatı değişikliğine uğradığını görüyoruz. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi birincisi tür adını nitelemiştir diyor. Arkadaşlar sahil kasabası. Bakın birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük iyelik eki aldığı için burası nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Dolayısıyla da sahil sözcüğü isim görevinde kullanılmıştır. O yüzden adı niteleyen bir sıfat yoktur. Bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu dizelerde geçen kimi sözcükler için aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Hey sözcüğü seslenme bildirdiği için ünlemdir. İzin ver hey ağam derken bakın hey burada nedir? Seslenme bildirmiştir. O yüzden ünlemdir. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Kuru sözcüğü önüne geldiği gazel adını nitelediği için sıfattır demiş. Bakın burada kuru gazel ifadesini görüyoruz. Gazel isim, nasıl gazel, kuru gazel. Kuru sözcüğü ismi belirttiği için nedir arkadaşlar? Niteleme sıfatıdır. O yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Gibi sözcüğü benzerlik anlamı kattığı için ilgeçtir demiş. Bakın kuru gazel gibi, coşkun sular gibi ifadesinde doğru gibi benzerlik anlamı katıyor. Ve aynı zamanda gibi sözcüğü nedir buralarda? Edat görevinde kullanılmıştır. C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Nerede sözcüğü bir yerin adının yerine soru yoluyla tuttuğu için soru zamiridir demiş. Bakalım nerede arkadaşlar? Şurada görüyoruz nerede sözcüğünü. Nerede güzel görsen, İstanbul'da görsen, Ankara'da görsen desek bakın ismin yerini soru yoluyla tutmuş. O yüzden burası nedir? Soru zamiridir. O yüzden D seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Kıyar sözcüğü geniş zaman kipiyle çekimlendiği için eylemdir. Bakalım bizim ilde cana kıyar beyler var ifadesine bakın var yüklem. Arkadaşlar bey isim,
Nasıl bey? Cana kıyar beyler. Dolayısıyla burası niteleme sıfatı olur. Şuradaki ar er eki de sıfat fiil eki olur. Görmüş olduğunuz gibi burada kıyar sözcüğü geniş zaman kipiyle çekimlenmemiştir arkadaşlar. Oradaki ar er ekinin anası mezar dikecekmişteki sıfat fiil olduğunu görüyoruz. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu cümledeki numaralanmış sözcükler için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci sözcük iyelik eki almış, türemiş bir sözcüktür. Ülkemizin coğrafi konumu derken bakın konmaktan konum olmuş. Buradaki umeki nedir arkadaşlar? Fiilden isim yapım ekidir. Ülkemizin coğrafi konumu 3 isim bir araya gelmiş. Kendi içinde tamlama oluşturmuş. O yüzden burası zincirleme isim tamlamasıdır. Aynı zamanda ülkemizin konumu belirtili isim tamlamasıdır. Tamlayan ek almış. Tamlanan da görmüş olduğunuz gibi nedir? İyelik eki almıştır. Yani aitlik eki almıştır. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci sözcük isim fiildir. Oluşumlar kelimesi. Arkadaşlar bu dursun. Üçüncü sözcük fiilden isim yapım eki almıştır. Bakın bitmek fiil köküdür. Bitmekten bitki olmuş arkadaşlar. Buradaki ki nedir? Fiilden isim yapım ekidir. C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcük ad tamlamasını niteleyen bir sıfatın zarfıdır demiş. Bakalım. Şimdi arkadaşlar burada bir baskı hatası olmuş. Normalde çok sözcüğünün altı çizili olması lazım. Biz buna göre değerlendirmiş olalım. Yaşam isim, nasıl yaşam, çeşitli yaşam, niteleme sıfatı, ne kadar çeşitli yaşam, çok. Bakın çok sözcüğü burada niteleme sıfatını belirten bir miktar zarfı olarak karşımıza çıkmaktadır. O yüzden D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sözcük geniş zamanla çekimlenmiş basit çekimli eylemdir diyor. Oluşturur kelimesine baktığımızda bakın olmaktan oluş, fiilden isim yapım eki almış, oluşmaktan da oluşturmak olmuş, isimden de fiil yapım eki almış. Dolayısıyla oluşturmak nedir? Fiildir. Buradaki ur da arkadaşlar geniş zaman kipekidir. Bakın geniş zamanla çekimlenmiş basit çekimli bir fiil görüyoruz. Oluşturmak kelimesini. Dolayısıyla E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 2 numaralı sözcüğe baktığımızda ise oluşumlar kelimesine olmaktan oluş olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Oluşmaktan da oluşum olmuş. İsimden isim yapım eki almış. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradaki uş eki fiilden isim yapım ekidir. Fiilimsi değildir. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birincisi eylemden etkilenen bir ögedir. Bu dursun. İkincisi içinde bağlama grubu bulunan bir öznedir. Bakalım. Yabani kestane ve çınar ağaçlarının bulunduğu zemini sarılı turunculu çınar ağacı yaprakları ve kestanelerle donanmıştı. Bakın donanmıştı yüklem ne? Yabani kestane ve çınar ağaçlarının bulunduğu zemini özne. Bakın özne V bağlacıyla bağlama grubu oluşturmuş. O yüzden B seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Üçüncüsü bağlaçtır. İle sözcüğünü görüyoruz. İlenin yerine bildiğiniz gibi V getirebilirsek bağlaç olur. Kimi zaman esen rüzgar ve yapraklar hışırdayarak yer değiştiriyor. Bakın V getirebildik. O yüzden burada ile bağlaç görevindedir. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Dördüncüsü yansımadan türemiş bir bağ fiildir demiş. Bakalım hış yansımadır arkadaşlar. Hıştan hışır, hışırdan hışırdamak olmuş. Görmüş olduğunuz gibi yansıma sözcüğün türediğini görüyoruz. Aynı zamanda arak erek eki nedir? Zarf fiil ekidir. Dolayısıyla D seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşincisi yardımcı eylemden oluşmuş bir birleşik eylemdir diyor. Yardımcı eylemlerimiz etmek ve olmak sözcükleriydi. Bakın burada da eşlik ediyor demiş. Dolayısıyla arkadaşlar bu
yardımcı eylemle oluşan bir birleşik fiildir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi birincisi eylemden etkilenen bir öge mi? Yani bize nesne olup olmadığını soruyor arkadaşlar. Bakalım, pazar günü ilkokulun bahçesi öğrenci cıvıltılarını unutmuş, dingin bir güne hazırlanıyordu. Hazırlanıyordu yüklem. Ne? İlkokulun bahçesi özne. Ne zaman? Pazar günü. Zarf tümleci. Neye hazırlanıyordu? Öğrenci cıvıltılarını unutmuş, dingin bir güne. Burası nedir arkadaşlar? Burası dolaylı tümleçtir. Nesne değildir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisindeki açıklamalardan hepsi doğrudur demiş. Bakalım. Yöneldim kelimesine baktığımızda kişi 2 almış mı arkadaşlar? Evet, bakın buradaki M nedir? Kişi 2'dir. Bu doğrudur. Peki at kökü müdür? Yön, bakın isim köküdür. Bu doğrudur. Bunu da alabiliriz. Türemiş midir? Bakın yönden yönelmek olmuş. Türemiş. Bu da doğrudur. Yapım 2 almış zaten türemiş olduğuna göre. Bu da doğrudur. Eylem kökü müdür? İsim kökü olduğunu söylemiştik. O yüzden E seçeneğini elemiş oluruz. İkinci sözcüğe baktığımızda güçsüzleşmişti kelimesini görüyoruz. Arkadaşlar bu birleşik bir eylem midir? Hayır. Bakın yapısı yönüyle türemiş bir sözcük olduğunu görüyoruz. Bunu da elemiş olduk. Yani A seçeneğini de elemiş olduk. Peki basit çekimli bir fiil mi? Bakın miş nedir arkadaşlar burada? Öğrenilen geçmiş zaman kipekidir. T de ek fiildir. Dolayısıyla öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi olduğunu görüyoruz. Yani basit çekimli fiil değil, birleşik zamanlı, birleşik çekimli fiildir. O yüzden B seçeneğini de elemiş oluruz. Peki arkadaşlar burada kişi eki var mı? Bakın burada da herhangi bir kişi eki yok. O yüzden bunu da elemiş oluruz. D seçeneğini de elemiş olduk. Geriye zaten C seçeneği kaldı. Diğer sözcüğümüze de bakalım isterseniz. Vardığımda kelimesinin kökü nedir? Vardır. Var da isim köküdür. O yüzden bu ifade de doğrudur. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisindeki açıklamalardan hepsi doğrudur demiş. Kızıllığı sözcüğüne bakıyoruz. İyelik eki almış mı arkadaşlar? Akşam kızıllığı dersem belirtisiz isim tamlaması. Bakın burada ı eki nedir? İyelik ekidir. Bu ifade doğrudur. O yüzden bunu alabiliriz. At kökü demiş. Kızıl sözcüğü nedir? İsimdir. O yüzden bu isim kökündedir. Bu da doğrudur. Tamlanan mıdır? İyelik eki aldığına göre ikinci sözcüktür. Yani tamlanandır. Bu da doğrudur. Türemiş midir? Bakalım. Kızıldan kızıllık olmuş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yapım eki almış. Lıklık yapım ekini almış. Bu da doğrudur. Zaten lıklık yapım eki demiştik. Bu da doğrudur. Birinci sözcük için verilen bütün önermelerin hepsi doğrudur. Geçelim ikinci sözcüğe. Yaşatan kelimesine baktığımızda kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Yaştır. Yaş isim köküdür. O yüzden bu ifade yanlıştır. Yani eylem kökü değildir. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Arkadaşlar bu bir ortaç mıdır? Bakalım. Güller isim. Nasıl güller? Yaşatan güller niteleme sıfatı. Bakın buradaki an en de sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla ortaçtır. Ortaçın diğer adı sıfat fiildir. Bu ifade doğrudur. İsim kökü olduğunu söylemiştik. Bunları da doğru olarak kabul edebiliriz. Peki türemiş midir? Bakalım. Yaştan yaşamak, yaşamaktan yaşatmak, yaşatmaktan yaşatan olmuş. Bakın 3 tane arkadaşlar yapım eki almış. Türemiştir. Bu da doğrudur. Gelelim 3. sözcüğe. 3. sözcük kimsesizlik. Zamir midir? Önce ona bakalım. Hatta bakmaya gerek yok arkadaşlar. A seçeneğini elemiştik. Türemiş midir peki? Bakın kimseden kimsesiz, kimsesizden kimsesizlik olmuş. Yapım eklerini almış. Türemiştir. Bu ifade doğrudur. Peki zamir midir arkadaşlar? Bakın yapım eki aldığı için bunlar nedir arkadaşlar? Tür değişikliğine uğrar. Yani zamirler yapım eki aldığında tür değişikliğine uğrar. Burada da bu sözcük nedir?
zamir değil, isim olmuştur artık. Kimseden, kimsesiz, kimsesizden, kimsesizlik olmuş. Dolayısıyla zamir değildir. Bundan dolayı bu ifade de yanlıştır. Bu yüzden biz C seçeneğinde elemiş oluruz. Peki tamlayan mıdır? Bakın, kimsesizlik içi dersem belirtisiz isim tamlaması olur. Dolayısıyla arkadaşlar, burası belirtisiz isim tamlamasının neyidir? Tamlayanıdır. Bu da doğrudur. O yüzden bunu da alabiliriz. Peki sıfat mıdır? Arkadaşlar, isim tamlaması kurduğuna göre bu sözcük nedir? İsimdir. Daha önce de belirtmiştik zaten. Bu da yanlıştır. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Gelelim dördüncü sözcüğe. Bürünüyor kelimesine baktığımızda. Bürünüyor. Yor nedir burada? Şimdiki zaman kipekidir. Dolayısıyla bu bir tane kipeki almış. Basit bir çekimli fiildir. Peki bürünmek nedir arkadaşlar? Fiildir. Bakın yine fiil olduğunu söylemiş. Arkadaşlar yani bu parçada sorunun hatalı olduğunu görüyoruz. İki tane cevabı var. Hem B seçeneği hem de D seçeneği bu sorunun doğru cevabı olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 10. soruya. 10. soruda bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Cümlemize bakalım. Sabahtan akşama kadar çalışsam da bu işi yetiştiremem. Yaklaşma durum eki. Yaklaşma durum ekimiz neydi? E ve EA ekiydi arkadaşlar. Aynı zamanda yaklaşma durum ekine yönelme hal eki de diyoruz. Bakın, akşam isim köküdür. Buradaki A nedir? Bu da yaklaşma hal ekidir. Bunun kullanıldığını görüyoruz. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Haber kipiyle çekimlenmiş fiil. Bakın burada da yetiştiremem ifadesinde mam nedir arkadaşlar? Bu geniş zamanın olumsuzudur. Dolayısıyla geniş zamanla çekimlendiğini görüyoruz. Haber kipiyle çekimlenmiştir. B de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki birleşik fiil var mı? Birleşik fiil de var arkadaşlar. Yetiştiremem ifadesinde şuradaki E nedir? Buradaki E yeterlilik fiilidir arkadaşlar. Yeterlilik fiilinin olumsuzunun olduğunu görüyoruz. Olumlusunu yapacak olursak yetiştirebilirim anlamına gelir. Dolayısıyla bu nedir? Kurallı birleşik fiil olur. Bundan dolayı C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki arkadaşlar, isimden fiil yapım eki var mı? Bu dursun. Belirtme durum eki kullanılmış mı? Evet, bakın bu da kullanılmış. Yetiştiremem yüklem kim? Ben, gizli özne. Neyi yetiştiremem? Bu işi. Burası da belirtili nesnedir. Bakın, belirtili nesne olduğu için buradaki i nedir arkadaşlar? Bu da belirtme hal eki olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Bu cümlede isimden fiil yapım eki olmadığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.